Ya tabii bir aynaya bakmak lazım. Yani dünyada Müslümanların İslam'ı ne kadar iyi temsil edip etmediğini sorması lazım kendisine. Evet, biz Müslümanız. Son ve hak olan dini savunuyoruz. Ona mensubuz ve bundan gurur duyuyoruz. Peki bunu ne kadar temsil ediyoruz? Ne kadar iyi temsil ediyoruz? Ne kadar iyi örneğiz buna diye aslında bir sormak lazım. Buradan başlamak lazım. Hani bu bireysel bir olay ama genelleştirilebilir diye düşünüyorum ben. Yani Müslüman dürüst olacak, temiz olacak, doğru olacak, işte hoşgörülü olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, Hazreti Peygamber'in hayatına bakıldığında Müslümanlarla ilgili bütün nitelikler bir insanı kamil olmaya doğru insanı aslında motive eden özellikler. Böyle olmamız lazım bizim. Yani Batı ne derse desin, nasıl bakarsa baksın, bir kere bu özgüvene sahip olmamız lazım. Kendi dinimizi, inancımızı çok iyi bilmemiz lazım. En büyük sıkıntılardan bir tanesi burada başlıyor zaten. Yani bir Müslüman, bir inanan, bir mümin kendi kitabını, kendi peygamberin hayatını, kendi geleneğini, sadece o değil yani 1400 yıllık, 1500 yıllık bir uygarlıktan, gelenekten bahsediyoruz. Her şeyi Kur'an'da bulmak mümkün değil. Her şeyi peygamberin hayatında görmek mümkün değil. Bir de tecrübe var. Onlar bizim hayatımıza nasıl yansıdı, yorumlandı, hatalardan nasıl temizlendi bir takım şeyler falan diye. Toplumsal hafızadan bahsetmiştiniz. O medeniyet, hafızayı sıfırlamanın da bir anlamı yok herhalde değil mi? Medeniyet birikiminden bahsediyoruz yani. Okullar açılmış, medreseler kurulmuş, işte astronomlar yetişmiş, filozoflar yetişmiş, sanatçılar yetişmiş, mimarlar yetişmiş. Onların hangisi var bugün? Yani bu da ayrı bir konu da. Roger Guerau diye bir Fransız Müslüman Fransız, var evet hocam. biliyorsunuz. Roger Guerau Yahudi, daha sonra İslam'ı inceliyor ve Müslüman oluyor. Ve de çok bir sürü işte kitaplar yazdı daha sonra. Türkçe'de hemen hemen hepsi çevrildi diye biliyorum ben. Roger Guerau Müslüman olma hikayesini anlatırken şöyle diyor. Ben diyor işte entelektüel olarak bir arayış içerisindeydim. Kur'an-ı Kerim okudum. Müslümanlarla işte tartıştım. Felsefe ve kitaplarını okudum. Neyse, kitabi din üzerinden Müslüman oldum diyor. Beni tatmin etti orada. Arayışlarıma cevap verdi. Sorularıma cevap verdi. Daha sonra ismini vermeyelim bir İslam ülkesine gittim diyor. Onları incitmemek için ismini vermiyoruz. Evet. Gittiğim zaman diyor sokakları gördüm diyor. Harip, pülmelat. Yani sokakları temizlemekten aciz Müslümanlar. Yani birbirlerine davranışlarına baktım. İşte bilgi birikimine baktım ülkenin. Yönetim biçimine baktım. Adil mi değil mi? Ne kadar insan haklarına işte saygılı ne kadar değil? Vatandaşıyla iç içe mi değil mi? Eğer diyor ben Müslüman olmadan bu ülkeye gelmiş olsaydım büyük ihtimalle bu ülkenin durumunu görüp zaten Müslüman olmazdım diyor adam. Yani orada ortada bir kitap var. O kitap sizin Müslüman olmanız için vesile olabilecek bir kitap. O kitaba inandığını söyleyenleri bir ülkeye gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Sonuç bambaşka. Evet. Yani tabii ki yine genelleştirmiyoruz. Genellememek lazım. Yani onun tecrübesi oraya gitti. Mutlaka, Belki tabii. başka bir ülkeye gitseydi daha farklı bir manzara görürdü ama buradan senin soruna gelmek için diyorum. Biz ne kadar yani temsil ediyoruz, ne kadar malzeme veriyoruz diye. Çok ciddi malzeme veriliyor, onu söylemek lazım. Bazen bilinçli, bazen bilinçsiz. Belki bir projedir, onları da bilemiyorum. Mesela ben kendi hatırladıklarımdan bahsedeyim sana. İngiltere'de yüksek lisans doktora döneminde Selman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri diye bir kitabı yayınlandı. Bu kitabı bir Müslümanın kabul etmesi mümkün değil. Ama bu kitap İngiltere'de yayınlanıyor. Bu kitabı yazan eski kendisinin Müslüman bir köken olduğunu söylüyor. İşte Hint kökenli bir aileden gelme. Fakat orada gerçekten de Peygamberimize, Hazreti Ayşe'ye, sahabilere yakışmayacak bir takım yakıştırmaları var. Şimdi bununla ilgili ne yapabilir Müslüman? Yani buna tepki gösterecek, bunu kabullenmediğini ifade edecek ne yapabilir? Tabii ki yapacağı en iyi şeylerden bir tanesi protesto hakkını kullanır. Kitabı almaz, kitapla ilgili eleştiriler yazar. Tam tersinde hakikatin ne olduğunu topluma anlatır, paylaşır. Adı o da olmadığı yürüyüşler yapar. Bunun işte Müslümanları incittiğini, doğru olmadığını, bunun bir nefret suçu olduğunu, nefret söyleme en azından olduğunu ifade edebilir. Bakın bunu yapan bir avuç Müslüman oldu dünyada. İngiltere'de mesela insanlar sokaklarda yürüdüler. Çok medeni bir şekilde işte tepkilerini dile getirdiler. Ama başka yerlerde kitapları yaktılar. Yani Selman Rushdie'nin kitapları yakıldıktan sonra milyonlar sattı. Yani Ve yakmak ya da tepki vermek tam aksine onu tabii daha çok büyütüyor. malzeme böyle bir şey oldu. O Evet. zaman ne dediler? Ya biz demiştik bak Müslümanlar hoşgörüsüz. Müslümanlar işte bir takım konularda dışa kapalı, eleştiriye açık değil demişlerdi. Elbette ben tekrar ediyorum. Yani Selman Rushdie'nin kitabının kabullenilmesi mümkün değil. O kitabın içindekileri bir Müslümanın okuyup da incinmemesi de mümkün değil.
Ama yani İngiltere'de yazılmış bir kitap. Onun gibi başka kitaplar da var. Belki onun diğerlerinin farkında olmadığı için o tepkileri gösterememiştir. Aynı şeyi sinemada da görebiliriz. Aynı şeyi bugün dizi filmlerde de görüyoruz. İşte bir sürü yerde İslam'la ilgili, Müslümanlarla ilgili yanlış bilgiler var. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'le yani alay edilirken sadece oradan terk etmemizi ister Allah. Hani onlarla bir herhangi bir zarar verme, çatışma ya da öldürme gibi bir takım eylemler değil. Eğer bir yerde alay ediliyorsa dinle, İslam'la hatta ezanla alay da geçer biliyorsunuz hocam Kur'an'da. Orada terk edilmesini, eğer konu değiştiyse, alay edilen konu değiştiyse oraya tekrar oturmamızda da bir beis görmez Kur'an-ı Kerim. Şimdi mesela o zaman ne oldu? Ben iyi hatırlıyorum. Pakistan'da vesaire mesela kitaplar yandı. Müslümanlar kendi gösterilerinde kendileri öldüler. Yani kendileri gösteri düzenliyorlar Salman Rushdie'nin kitabının aleyhine. Ve orada koştururken, kitaplar yanarken Müslümanlar telef oluyor. Ya birisiyle savaşarak, cihad ederek değil yani. Gösteri esnasında işte insanlar, kalabalıklar birbirinin üzerine çıkıyor. O zaman Hümeyni dedi ki Salman Rushdie'yi öldürene birkaç milyon dolar ödül vereceğiz. Bakın bir İslam ülkesinde bir lider çıkıyor. Başka ülkedeki bir yazarla ilgili böyle bir ifade kullanıyor. Ne olur bunun yani bunun sonucu ne olabilir? Bunun sonucu ne yazık ki tabii ya eleştirebilir yani çıkıp dese ki ya böyle bir kitabın yazılmasını doğru bulmuyoruz. Müslümanları incitiyor bu. Yani bunu asla kabul etmiyoruz. Elbette bunu demesi lazım zaten. Yani her ortalama her Müslüman bunu demek zorunda. En minimum tepki bu olması lazım. Ama bir devlet başkanı çıkıyor diyor ki bu Salman Rushdie'yi öldürün, kellesini getirin, şu kadar ödülü alın. Tabii bu inanılmaz bir etki yaptı. Bütün dünyada işte bakın biz demiştik size Müslümanlar hiçbir zaman işte eleştirmez, eline hemen silahı alır. Bunda şiddet yanlısıdır demiştik, şiddete temayülü demiştik. Ve Salman Rushdie o gün bugündür koruma altında. Bu davranış biçimi kime ne kazandırdı diye sormak lazım. Bakın o kitap meşhur oldu ya düşünebiliyor musunuz? Bütün dillere çevrildi. Belki insanlar o tepki o kadar olmasaydı haber olmayacaktı. Salman Rushdie'yi biz Müslümanlar dünya çapında yazar haline dönüştürdük. Bu önemli bir kırılma noktasıydı mesela. Çünkü bu vaka dünyaya mal edildi. İngiltere içinde yaşanmış bitmiş olabilirdi veya bir başka ülkede yaşanmış bitmiş olabilirdi. Ama artık öyle bir dünyada değiliz. Yani bir olay bir yerde olduğu zaman sınır diye bir şey yok. Yani medyanın böyle olduğu, iletişimin bu kadar geliştiği bir dünyada, küreselleşmiş bir dünyada sınırlar en azından bilgi akışı itibariyle söylüyorum. Yok, sınır diye bir şey yok. Kalkmış vaziyette. Yine mesela Suudi Arabistan'da özellikle kadınların daha yeni ehliyet alabildikleri, araba kullanacak duruma gelmeleri gibi bu tarz böyle haberlerle zannediyorum. Ya tabii yani gerek. Bu... özellikle kadına bakışta hocam. Yani hani En fazla eleştirilen dedi, haklısın, çok haklısın. O raporlarda zaten eleştiri noktalarından bir tanesi daha doğrusu Batılılara sorulduğunda Müslümanlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz dediklerinde ya Batılılar kadınlara iyi davranmıyor. Kadınların hakları, özgürlükleri yok. Kaba davranıyorlar, kadına karşı şiddet var deniliyor. Mesela Türkiye'deki her kadına şiddet, kadına cinayeti, belki başka ülkelerde de oluyor ama onlar dinle ilintilendirmiyorlar çünkü bağlamı farklı onun. Belki Fransa'da da kadına cinayetleri Türkiye'de kadar olabilir, İngiltere'de olabilir yani. Yani istatistiklere bakmadım ben ama Türkiye'de bir kadın cinayet işlediği zaman bunun hemen kadınla ilgili bir şiddet olayı olduğu zaman hemen kültürle, hemen dinle, hemen inançla, hemen aile yapısıyla ilintilendiriliyor. Bu, Amerika'da dakikada bir hocam istatistiklerde çok ilginç. O da resmi olarak bildirilen istatistikler. Tabii nüfussal farklılık elbette hani burada etkili olacaktır ama. Tabii bunu tabii geçmişten itibaren. Bağlam ve zemin işte din olmadığı için o kadar öne çıkmıyor, yansımıyor. Aynen. Dolayısıyla bütün bunlar hep bir ülkede. Bu tür pratikler varsa herkes ona neye mal ediyor? İslam dünyasında olduğu zaman Müslümanlığa mal ediyor. Halbuki evet. Hiç alakası olmayabilir. Belki ölen de öldüren de belki dinler bile değildir. Dinle alakası olmayabilir. Bilemiyoruz bile belki. Tabii bu şiddet bir vaka. Bunu mutlaka işte çözülmesi gerekiyor. Kadına şiddetle ilgili konularda daha sert önlemlerin alınması gerekiyor. Hukukun işletilmesi gerekiyor. Bu vaka yani. Eğer evet. Böyle bir trend varsa toplumda, böyle bir rahatsızlık varsa bunu mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Ama bu İslam ve kadın konusu bütün dünyada sanki İslam'da kadınların hakları yok, kadınlar eziliyor, zorla başörtüsü örttürülüyor. Mesela bu çok yaygın bir inançtır Batı'da. İşte Fransa'da en son onu söyleyeyim, yani konuyla çok alakalı çünkü. Marine Le Pen şu anda Fransa'da işte başkan adaylarından bir tanesi ve iddialı Macron'un karşısında. Diyor ki ben başkan seçilirsem kamu binalarında, kamusal alanda yani kamuya ait binalarda başörtüsünü yasaklamak için diyor referandum yapacağım.
Aynı ülkede Zemmour diye bir başka aday çıktı. Bakın buna çağdaş Fransa. Yani 21. yüzyıldayız artık. Evet. Yani hani orta çağda olsak anlarım. Onlar hani işte ruhban sınıfıyla mücadele döneminde baskı dönemiydi. O dönemi anlarız. Ama bugün öyle değil. Yani 21. yüzyılda Avrupa Birliği'nin üyesi, yani işte kardeşlik vesaire gibi hani Fransız devriminin o üç ilkesini yaşatmaya çalışan bir ülke. Laikliğin beşiği denilen hani beşiği, böyle. Yani hani din özgürlüklerinin son derece geniş olması gereken bir ülke. Zemmour da çıktı ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor eğer başkan olursam diyor göçmenleri geri gönderme bakanlığı kuracağım diyor. Yani artık uçmuşlar adamlar. Bunlar tabii Müslümanlara yönelik politikalar. Evet. Çünkü Fransa'da göçmen denildiğinde, azınlık denildiğinde ilk akla gelen 6 milyon nüfuslu bir Müslüman grup var.